Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Evet, geçtiğimiz hafta sonunun analizlerinin büyük bir yoğunluğunu, büyük bir ağırlığını, IMF gelecek mi, gelmeyecek mi, gelir mi, gelirse ne olur, ne zaman gelir, IMF ile ilgili gizli görüşmeler yapılmakta mı şeklindeki konuya ayırdık. Ve bu haftaya ise malumunuz üzere enflasyon verileriyle 2019 yılının ilk enflasyon verileriyle başlamış bulunuyoruz. Ve bir de tabii tüketici güven endeksi dediğimiz bir endeks açıklandı. Sevgili arkadaşlar, bu analizde sizlere enflasyon konusu üzerinde biraz duracağım. Tabii ki Dolar-TL'deki son durum nedir, ne değildir, o verilere bakacağız. Merkez Bankası ne yaptı? Bir işlem yapıyor mu, yapmıyor mu? Short işlemlere devam ediyor mu? O konuyu değerlendireceğiz. Ve tabii ki bir de IMF ile ilgili olarak yapılan bugün çeşitli açıklamalar vardı. Onlar üzerinden kısaca analizi tamamlamaya gayret göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar, unutmadan bir şey ifade etmek istiyorum. Bugün bir konuyla ilgili çok fazla soru geldi bana. Efendim, siz de analizlerinizi ücretli mi yapacaksınız? Böyle bir niyetiniz var mı şeklinde. Ben bu mevzunun nereden kaynaklandığını anlayamadım ama çok sonra bu konuyla ilgili olarak bir arkadaşımızdan aldığım bilgiye göre YouTube'da analiz aktarmakta olan bir arkadaşımız analizlerini bazı sebepler nedeniyle ücretli bir platforma taşımış. Galiba YouTube benzeri bir sistem. Ben çok bilmiyorum. Patreon denilen bir sistemden bahsedildi. Sevgili arkadaşlar, benim analizlerimi ücretli yapmak gibi bir düşüncem bulunmuyor. O bahsedilen sistemin de ne olduğunu daha ilk defa duydum. Dolayısıyla bu konuda rahat ve müsterih olabilirsiniz. Benim sadece ve sadece özel derslerim bulunuyor. Bunlar ücretlidir. Onun haricinde bu konuları para kazanmak gibi bir düşünceyle yapmamaktayım. Evet, çok fazla soru geldiği için açıklama yapmak durumunda kaldım. Kusura bakmayınız. Evet, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. IMF ile ilgili olarak bugün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'dan çok net bir açıklama geldi. IMF ile hiçbir şekilde işimiz olmaz. IMF ile günler geride kalmıştır, dedi. Diğer yandan işte bir iki gün önce ise Sayın Berat Albayrak bu konuda IMF ile yollarımız dahi kesişemez şeklinde net bir ifade de bulundu. Bu konu tabii ki hani şu söylem var ya, evet bugün böyle söylüyorlar ama 3 gün sonra, 5 gün sonra kalkıp da IMF ile anlaştık derlerse ne olur? Bu konuların tartışmasına girmiyorum ama şu anda yalanlanmış, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmayan bir haber olduğuna dair bir açıklamalar var ve bunları dikkate almak durumundayız. Elimizde net ve somut bir veri olmadan IMF ile anlaşma oldu veya olacak şeklinde bir yaklaşım içerisinde bulunamayız. Ama dediğim gibi olur mu olmaz mı bütün bu söylemlere rağmen bunlar işin farklı boyutları. Değerli arkadaşlar, bugün 2019 yılının ilk enflasyon verileri açıklandı. Ocak ayı enflasyon verileri açıklandı ve suçlu Charleston biber oldu. Yani yakın zamanda soğan çok ciddi prim yapmıştı. Suçlu soğandı. Bu sefer Charleston biber %87 oranında bir prim yaşamış. Galiba hiç dolarla, borsayla veya başka şeylerle ilgilenmeyip yatırımlarımızı prim yapabileceğini tahmin ettiğimiz veya analiz ettiğimiz biber üzerine, soğan üzerine yapsak çok mükemmel paralar kazanılabilirmiş. Tabii ki olayın esprisi, latifesi bu. Ayrı bir konu. Fakat gıda enflasyonunun oldukça yüksek gelmesinin sorumlusu olarak gösterilen seralardaki afet hususu var. Ben arkadaşlar açıkçası bu seralarda yaşanan bu doğal afetler nedeniyle 20 bin hektar civarındaki bir sera alanının heder olması sonrasında böyle bir tablonun ortaya çıktığını çok net olarak kabul etmiyorum. Çünkü bu seralarda ortaya çıkan olan problemin biz daha henüz çok az bir kısmını enflasyona yansır konumda gördük. O seraların düzenlenmesi, tekrardan üretim yapabilir hale gelebilmesi daha birkaç ay sürecek ve bu süre içerisinde gıda enflasyonlarının daha belli bir süre daha yüksek gelme ihtimalini de oldukça ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. Ama gıda enflasyonunun yüksek gelmesindeki başka başka faktörlerin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Zira bir ürünün yetişmesinde sadece toprak veyahut da sadece o ürünü ekmek yetmiyor. İşte benzin mazot fiyatlarındaki yükseliş eğilimi,
ve onun haricinde gübre fiyatları ve bu gübrelerin ithal değerlere bağlı olması gibi birçok faktörün de işin içerisinde olduğunu ve bütün bu etkenleri dikkate aldığımız zaman gıda enflasyonunun düşmesini gerektirebilecek olan çok önemli bir gerekçenin de ortada bulunmadığını görmekteyiz. Evet, enflasyon için Ocak ayı için beklenen seviyelerde geldi denildi. Fakat halihazırda enflasyonun %20 üzerinde olduğu ve net ve kararlı bir aşağı eğilimin çok da belirgin bir şekilde rakamlara yansımadığını görüyoruz. Zira enflasyonla ilgili olarak piyasalardaki, daha doğrusu tüketicinin hissetmiş olduğu piyasalardan bahsedeyim. Piyasalardaki tablo da çok net bir şekilde belli. Tabii enflasyon oranlarındaki bu yüksek eğilimin olması Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapabilme noktasında elini kolunu bağlayan en önemli faktör. Zira Merkez Bankası faiz silahıyla enflasyonla savaşmakta ve şu anda da en büyük sıkıntımız enflasyon olarak görüldüğü için bir faiz indirimi yönündeki beklentiler, bu yüksek gelen enflasyon verileri ve önümüzdeki aylarda da bu eğilimin devam edebileceği tarzındaki görünüş, bir faiz indiriminin yapılma ihtimalini veya yapılabilmek gücünü azaltmakta. Tabii ki bir faiz indirimi olacaktır, olmayacaktır mevzusuyla ilgili şu an kesin bir yargıda bulunmak mümkün değildir ama ve yine 2019 yılı için en az 400 puanlık bir faiz indiriminin yapılacağı hususundaki beklentiler de ciddi bir şekilde var ama bu faiz indiriminin zamanı konusunda, zamanlaması konusunda biraz daha ileri bir tarihlerde bu indirimin olabileceği konuşulmaya başlandı veya hissedilmeye başlandı. Arkadaşlar, faiz indirimi niçin, enflasyon ve faiz indirimi ilişkisi niçin önemli? Eğer bir faiz indirimi gelecek olursa TL mevduatlara yönelik olarak ilgi azalacağı için bu durum dolar TL'nin artmasına bir neden olarak gösterilebiliyor. Bu açıdan bir önem taşıyor. Tabii ki seçimler öncesinde popülist bir yaklaşımla piyasaları daha ucuz bir krediyle buluşturabilmek, reel sektörün yaşamakta olduğu ciddi sıkıntıları, özellikle kredi bazındaki sıkıntıları biraz olsun azaltabilmek bakımından bir faiz indirimi yapılabilir. Ki ben böyle bir indirimin seçimlerden önce olabilme olasılığının çok da az olmayacağını, önemsenmemesi gereken bir detay olduğu kanaatinde de değilim. Böyle bir faiz indirimi seçimler öncesinde mümkün olabilir. Sürpriz görmem ama yapılmalı mı? Evet, bu şartlar altında enflasyonda mücadele edilmek isteniyorsa şu an bir faiz indiriminin yapılması kesinlikle anlamlı olmayacaktır. Değerli arkadaşlar, IMF konusu böyle. IMF konusu ardından enflasyon konusu bu şekilde. Ve genel anlamda piyasalara baktığımız zaman haftaya arkadaşlar doların değer kazandığını görüyoruz. Doların değer kazandığını görüyoruz derken dünya piyasalarında ve özellikle gelişmiş olan ülkeler büyük para birimleri karşısında değer kazandığını görüyoruz. Şurada görmekte olduğunuz gibi Japon yeni karşısında 107,5'lara kadar gerilemişti hatırlarsanız bir 10 gün civarında. Ama şu anda 110'lar seviyesini zorlayan ve yen karşısında para kazanan bir dolar var. Yen değer kaybediyor ve yenin değer kaybetmesi piyasadaki güvensizlik algısının biraz olsun azalmakta olduğunu ifade ediyor. Zira altın içinde aynı durum söz konusu. Piyasalara yönelik bir güvensizlik olgusu ön planda olduğu zaman altın fiyatlarında ve Japon yeninde bir artış gözlemlenmekte. Bu bir piyasa gerçeği olarak her an karşımıza çıkan bir durum. Altın fiyatlarında ise bir geri çekilme var ama tabii ki bu seviyeleri piyasalara güven duyuluyor derken piyasalara sonsuz bir güven duyulduğu anlamı çıkarılamaz. Altın fiyatları hala 1307 dolar gibi kritik bir seviyenin üzerinde. Bugün de en düşük 1308 doları gördü. Bu seviye üzerinde 1307-1308 dolar üzerinde kaldıkça altın fiyatlarının, ons altından bahsediyorum arkadaşlar, 1340-1350 bölgesine kadar ulaşma ihtimali teknik olarak mevcut görülmekte. Evet, dünya piyasalarında doların bir değer kazanımı içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu durum doların değersizleşebileceği, genel anlamda işte Fed'in varmış olduğu bir takım kararlar nedeniyle doların artık değersiz bir para birimi haline geleceği yönündeki beklentileri ve düşünceleri de zannediyorum pek de haklı kılmayacak olan bir durum. Evet, biz dolar TL'nin Türkiye koşulları içerisindeki tablosuna baktığımız zaman ise dolar TL'yi bugün 5.21.43 seviyesinde şu an için bu seviyede görmekteyiz.
5.24-25'lere kadar bir atak yaşandı. Ardından 5.20'ye kadar bir 5.20-75'e kadar bir geri çekilme yaşandı. Ve şu anda ise 5.22-21.5-5.22 yakınlarında bir seyrin hakim olduğunu görüyoruz. Sevgili arkadaşlar, dün için şuradan tekrardan göstermem gereken bir husus var. Dün için arkadaşlar, pardon, bugün için günlük pivot verilerimizi sizlere yayınlarken şöyle bir rakamlarımız bulunuyordu. Evet, bugüne ait yani pazartesi gününe ait pivot verileri itibariyle 5.20-22 üzerinde kalınması koşul ve şartıyla dolar TL'nin nereye kadar yükselebileceğine dair sorumuza yanıt 5.24-31 idi. Ve biz bugün 5.20-22 seviyesinin üzerinde kalmak üzere, bu seviyenin aşağısına gelmemek üzere ki görüyorsunuz en düşük 5.20-75 görülmüş veya bu seviyeye doğru bir geri çekilme öğleden sonra saatlerinde gerçekleşmiş olsa bile bu değerin aşağısına gelinmeyerek bu pivot seviyesi korunmak şartıyla nereye kadar yükselebileceği sorumuzun cevabı 5.24-31 idi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 5.24-25 seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı ve buradan sonra bir geri çekilme oldu ve pivot seviyesi bugünkü değer itibariyle korunmuş oldu. Şimdi arkadaşlar, bu açıklamalar eşliğinde henüz piyasalar kapanmış değil. Yani piyasalar kapanmış değil derken henüz gece 24 itibariyle gün sonu verileri o anlamında ki verileri bilmiyoruz. Birkaç saat sonraki kapanış durumu ne olacaktır bilmiyoruz. Ama bu seviyelerden bir kapanış söz konusu olacak olur ise, yani şu an 5.21-50'ler civarında bir kapanış söz konusu olacak olur ise, yarın için pivot seviyemiz 5.22 olarak görülmekte. Bu seviyenin aşağısında kalınır, bu seviyenin aşağısında bir seyir söz konusu olur ise nereye kadar düşme olasılığı vardır? 5.20 genel anlamda bildiğimiz bir destek, 5.19-72, onun da aşağısında 5.16-21'e kadar bu sıralı destekler kırılmak durumunda gelinebilecek olan seviyelermiş. Ancak 5.22 üzerinde kalmaya devam eden bir seyir söz konusu olduğu takdirde ise 5.23-27, ardından 5.25-51 ve sonrasında da 5.26-77-5.27 seviyeleri söz konusu olabilir imiş pivot verilerine, pivot hesaplamalarına göre. Değerli arkadaşlar, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Gece 24'ten sonra Twitter adresimde ben yarın için milimetrik olarak pivot verilerini mutlaka yayınlıyorum. Şu anki rakamlar bu analizi saat 22.20 şu anki canlı saatimiz bu saatte yaptığım için bu veriler dikkate alınmakta. Ancak pivot verilerinin hesabında mutlak surette kapanış değerleri çok önemlidir. Kapanışın farklı seviyelerde olması, küçük farklılıklarla yaşanmış olması bile pivot destek ve direnç seviyelerini değiştirebilmekte. Evet arkadaşlar, 5.20'nin aşağısında kalıcı olmadığımızı hafta sonki analizde belirtmiştim. Şubat ayıyla birlikte genel olarak bir yukarı eğilimin, yukarı isteğin söz konusu olabileceğini, Ocak ayının son haftasının ne sebeple zor geçtiğini sizlere izah etmiştim. Ki o sebeplere ekstra iki sebep daha eklendi. Birincisi bizim Merkez Bankamızın çok net ifadeleri, ama hepsinden de önemlisi Fed'in çok kesin bir şekilde hatta FOMC tutanaklarında faiz artışıyla ilgili ifadeleri çıkaracak kadar, bu ifadelere yer vermeyecek kadar net bir duruş sergilemesi genel manada dünya piyasalarında bir ses getirdi. Tabii ki biz de bundan etkilenmiş olduk ve 5.20 aşağısında 5.16 seviyelerini gördükten sonra hızlı bir şekilde 5.20 üzerine tekrar çıktık ve bugünü de 5.20 üzerinde geçirmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar, 5.20 seviyesinin bir destek olarak kalıcı olup olmayacağı, daha doğrusu 5.20 aşağısında kalıcı olmayan dolar TL'nin tekrardan 5.20 üzerine çıktıktan sonra artık bu seviyeyi bir destek haline getirip de yukarı bir eğilim içerisinde mi olacak, yoksa 5.20 desteğinin altına inip de bir anlamda biraz daha tedirgin bir seyir mi izleyecek? Elbette ki bunu önümüzdeki günler gösterecektir. Fakat benim genel ve şahsi düşüncemi zaten biliyorsunuz, kademeli yükseliş eğiliminin devam edeceğini, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve dünya piyasaları içerisindeki genel sıkıntılar dolar TL'nin geri çekilmesini gerektirebilecek, aşağı seviyelere inmesini gerektirebilecek çok önemli sebeplerin olmadığını göstermekte. Faizlerin yüksek olduğunu biliyoruz, ancak yüksek faizlere rağmen
Hatta yüksek faizlere rağmen derken arkadaşlar şunu da ifade etmek gerekiyor. Reel faizlerde bir gerileme söz konusu. Her ne kadar ticari kredi faizlerinde bir geri çekilme olmuyorsa da mevduat faizlerinde bir düşüş eğilimi mevcut. Yani faizin de cazibesi her geçen gün azalır duruma gelmiş durumda. Ve bir diğer önemli nokta, hane halkı dediğimiz, yerleşik dediğimiz, bireysel dediğimiz insanlarımızın çok ciddi bir şekilde dolar aldıklarını ve dolar mevduatlarını artırdıklarını da görüyoruz açıklanan veriler ve rakamlar itibariyle. Son 17 haftanın 16'sında çok istikrarlı bir şekilde dolara yatırım yapmakta olan bir hane halkı var ve eşittir. Bu insanlar faizi beğenmedikleri için dolara yatırım yapıyorlar veya doların daha önemli ataklar yıl sonu itibariyle veya önümüzdeki süreçte faizden daha çok kazandırabileceği düşüncesiyle hareket ettikleri için alıyor olmalılar. Yoksa ticaret yapmayan, dolar ile ticari anlamda işi olmayan bireysel yerli yatırımcının dolara bu kadar ilgi gösteriyor olmasının başka bir açıklaması olamaz zannediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili son durum böyledir. Dediğim gibi 5.20 üzerinde kalıcı olmaya gayret eden ve bu seyrini devam ettiren, 5.20 aşağısına olası ufak tefek sarkmalar olsa dahi bu seviyelerin altında kalıcı olmayıp tekrardan kısa bir süre içerisinde 5.30 direncine doğru yönelmek isteyen, ki 5.30 seviyesinin çok önemli bir hassas bir nokta olduğunu sizlere önceki grafiklerimde sürekli olarak vurguladım. Bu seviyenin aşağısında belli bir süreler kalabiliriz ama genel manada 5.30 seviyesinin önümüzdeki kısa süre içerisinde bir destek haline getirilmek kayıt ve şartıyla seçimler süreci ve seçimlerden sonraki süreçte, hele ki IMF'nin gelmeyeceğine dair çok net bir söylem söz konusu oldu ve IMF gelmez ise, IMF'den bir borç pala bulunamaz ise seçimlerden sonraki acı reçeteler nasıl telafi edilecek? Yani açılan musluklar nasıl tekrardan, muslukların boşaltmış olduğu kasalar tekrar nasıl doldurulabilecek? Bunların hepsi soru işareti olduğu müddetçe Türkiye ekonomisinin veya içinde bulunduğumuz koşulların çok da iyiye giden, doları zayıflatacak, TL'yi kuvvetlendirecek olan sebeplerin pek de mevcut olmadığını görmüş bulunmaktayız. Bu sebeple de kademeli yükseliş eğiliminin devam edebileceğini, düşme ihtimalinden daha yüksek bir olasılık olarak görmekte olduğumu bir kez daha ifade etmiş olayım. Sevgili arkadaşlar, ilerleyen saatlerde vakit bulabilirsem endeks ve endeksin önemli hisseleriyle ilgili olarak da hızlı geçişler yaparak onlar hakkında da bilgiler aktarmak gibi bir düşüncem var ama bu konuda söz vermiyorum. Umarım ki bir vakit problemi yaşamam. Bu konuya değinebilirim. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işlemler konusuna bir de bakalım arkadaşlar. Dün sizlere Merkez Bankası'nın Mart ayındaki işlemleriyle ilgili olarak verilerde bir problem olduğunu ifade etmiştim. Gerçekten de öyleymiş. Şimdi gerçek veriler geldi. Arkadaşlar bu Şubat kontratlarını yansıtmakta. Şubat kontratları itibariyle Merkez Bankası'nın bugün herhangi bir işlem yapmadığını, zira sürekli bahsediyorum, 5.30 seviyesinin aşağısında Merkez Bankası short pozisyonlarını artırmak yönünde bir adım atmıyor, bir işlem yapmıyor. 5.30'un üzerine çıktığı zaman veya 5.40'ın üzerine çıktığı zaman, belli eşiklerin üzerine çıkıldığı zaman, dalgalanmaların arttığı zamanlarda short pozisyonu tercih etmekte. Bugün itibariyle 4 Şubat tarihi itibariyle Merkez Bankası'nı buralarda görmüyoruz. Herhangi bir işlem yapmamış. Buradan arkadaşlar Mart ayına bakalım. Mart ayının kontratları dün 1 Şubat tarihi itibariyle açılmış durumda. 1 Şubat ile 4 Şubat arasındaki işlemlere baktığım zaman Merkez Bankası'nın yine mevcut olmadığını, Mart ayında da pek de önemli işlemlerin geçmediğini görüyoruz. Satan kısmı görüyorsunuz, alan kısmı görüyorsunuz. Gün içerisinde işlem yapan kurumların da çok yüksek oranlara ulaşmadığını görmektesiniz. Dolayısıyla Mart ayında Merkez Bankası henüz herhangi bir işlem yapmamıştır diyebiliyoruz. Son olarak arkadaşlar Nisan ayına bakalım. Nisan ayı itibariyle de bugün itibariyle Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını görüyoruz. Ayın birinde de yapmamıştı diye hatırlıyorum. Evet. Doğru. 1 Şubat ve bugün arasında, Cuma ve Pazartesi itibariyle, bugün itibariyle Merkez Bankası'nın yine herhangi bir işlem yapmadığını görmüş bulunmaktayız.
Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın işlem durumları da bu şekilde. Şu an son bir veriye tekrar bir bakalım. Evet, rakamlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Ama dediğim gibi kapanış itibariyle kapanış değerimiz. Yani gece kapanıştan kastım şu arkadaşlar. Uluslararası piyasalarda biliyorsunuz kapanmıyor piyasalar ama gece 24 itibariyle Matrix verilerinin günlük periyotları güncellenmekte. Ben gece 24 itibariyle 24'ten sonra yarın için geçerli olacak olan verilerim @halukcanberk Twitter adresimden açıklamış, yayınlamış olacağım. Efendim iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız. Sevgiler, selamlar, saygılar efendim.